Evet, 2018'e Madrid'de El Clasico'yu, Real Madrid Barcelona derbisini izledikten sonra Barcelona'ya giderek başladım. Barcelona'ya adeta aşık oldum. İspanya'nın gerçekten en muhteşem şehri benim için Barcelona. Sonrasında Barcelona'dan Napoli'ye uçtum. Napoli'de pizzanın doğduğu yere, pizzanın ilk yapıldığı, İtalya'da pizzanın ilk yapıldığı dükkana gittik. 3 saat sıra bekledik ama hayatımda yediğim en efsane pizzayı 4 euroya yedim. Napoli'de efsane bir kahve içtim ve gerçekten Napoli aşırı derecede farklı bir salaş bir şehirdi benim için. Yani şok olmuştum Napoli'yi gezerken, hiç öyle beklemiyordum. Spartacus, Gladiator, Rom gibi dizileri izleyenlerin hayran kaldığı Roma'ya, İtalya'nın başkentine gittim. Tüm yolların açıldığı, Kolezyum'un bulunduğu, dünyanın en pahalı şehirlerinden biri olan Roma'yı gezdim. Ve Roma'nın mimarisine adeta aşık oldum. İspanya, İtalya derken biraz fazla euro harcadık. Daha ucuz bir ülke olan Polonya'ya, Wroclaw'a geçtim. Polonya'da Wroclaw'u gezdim. Polonya'nın yemeklerini yedim. Oradan Poznan'a gittim. Poznan'ı gezdim. Poznan'da Erasmus tayfayla beraber kaldım. Onlarla gece deli gibi eğlendik. Ondan sonrasında sabah Berlin'e geçtim. Berlin'de 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Berlin'i ortadan ikiye ayıran o meşhur tarihi duvarı gördükten sonra Sallar şehri Prag'a geçtim. Böyle bir şehir olamaz. Yani adeta bir masalın içinde yürüyorsunuz. Hatta 2 gün kaldıktan sonra Osmanlı'nın kapılarına dayandığı Viyana'ya, Viyana'dan da yine muhteşem bir şehir olan, adeta bana İstanbul'u hatırlatan Budapeşte'ye gittim. Budapeşte'deki Atatürk heykelini ziyaret ettikten sonra bakın, Slovakya Bratislava'ya uğradım. Burada da bir gece kalıp çikolatanın şehri Belçika Brüksel'e geçtim. Ya muhteşem bir waffle yedim. Hala tadı damağımda, unutamıyorum. Avrupa'ya gittiğinde ilk yapacağım iş bu waffle'ı tekrar bulup yemek. Brüksel güzel bir şehirdi ama çok daha güzel bir şehir vardı gitmem gereken. Neresi? Amsterdam. Abi böyle bir şehir olamaz. Avrupa'nın açık ara en iyi şehri, yani en farklı, böyle bisikletler, kanallar, ışıklar, ortam, red light, yani anlatamam ya. Amsterdam hakkında anlatamam. Amsterdam'da çılgınlar gibi eğlendikten sonra aslında gitmek istemediğim ama yine de görmek istediğim Paris'e gittim. Paris de beni şaşırttı. Paris de güzeldi. Paris'te 2 gün boyunca doya doya gezdikten sonra kendi Avrupa'da en sevdiğim ülkem olan canım İspanya'ma, Valencia'ya iniş yaptım. Avrupa önceden çok küçük görürdüm ama Fransa'da dona dona gezerken bir uçakla sadece 1 saatte Valencia'ya indim ve tişörtle geziyordum. Bir sonrasında kötü bir haber aldım ve acilen Türkiye'ye dönmek zorunda kaldım. Türkiye'ye döndükten sonra videolarını izlediğim ve tanışmak istediğim Oğuzhan Uğur'la tanıştım. İsmim de Oğuzhan bu arada. Haydi! Aynen. YouTube'da iki Oğuzhan çok var. Aynen abi. Fit Traveler. Fit Traveler. Nasıl bir eğitim aldıysan abi. Fit Traveler. Hem fit olup hem gezmeyi falan anlatıyorum. Çok ciddi. Şınav çekerek Erzurum'a gidiyorlar. Dedim millet takip etsin lan. Fit Travel abi. Fit Travel. Fit Travel. Fit Travel. Yorum fit yapacağım travel. Mı? Yapacağım. Söz mü? Ben yazacağım. Tam yapmadı ama olsun. Seviyorum kendisini. Ben Avrupa'da 10 ülke, 20 tane şehir gezdim ya. Sürekli gezin, gezin, gezin dedim ve Türkiye'ye döndüğümde bana şöyle mesajlar gelmeye başladı. Türkiye'ye döndün, çık bakalım şimdi. Erasmus'tayken kolay kolay konuşuyordun. Çık hadi şimdi göreyim. Sizlerin sayesinde, sizlerin desteği sayesinde bu kanalı siz büyüttünüz ve ben bu kanalın sayesinde İspanya, Valencia'da ücretsiz 2 hafta dil eğitimine gittim. Demiştim ya İspanyolcamı akıcı yapmak istiyorum diye. Her ne kadar İngilizcem kadar akıcı yapamasam da İspanyolcamı aşırı derecede geliştirdim orada. Escuchar canciones, me gusta jugar futbol, me gusta ver películas. Mi equipo es Fenerbahçe en Turquía para en Europa. Me gusta Real Madrid mucho, me gustó mucho. A mí me gusta el Valencia, es mucho mejor. Estoy diciendo es yo necesito practicar mi español. Si tú hablas español muy bien, yo necesito hablar español. Nosotros podemos tomar algo y hablar español. Sonra Türkiye'ye tekrar döndüm ve yine bir mesaj, yine bir yorum. Hadi Türkiye'ye geldin, çık şimdi yurt dışına. Oradayken kolaydı falan. Durduk mu? Durmadık. Son sınıfta, bakın son sınıfta vize almanın zorluğunu Work and Travel'a gidenler bilir. Son sınıfta vize almıştım. Bu sefer 5. sınıftaydım. 5. sınıfta olmama rağmen Amerika vizemi aldım ve tekrardan Amerika'ya geliyordum. Amerika'ya gelmeden önce tüm durumu anlatacağım sizlere. Amerika'ya tam gelmeden, yani bunca yıl hep bankada param vardı, sürekli yurt dışına çıkıyordum, geziyordum, Amerika'ya gittim, dolar kazandım falan anlattım ama Amerika'ya tam gelmeden insanlardan borç isteyecek duruma düşmüştüm. Bunun sebebi de çok para harcıyor oluşum. Yani Avrupa'da işte 40.000 TL para harcadım, Amerika'da gezime binlerce TL para harcadım ve Amerika'ya gelmeden, yani bütün param hazır, uçak biletim falan her şeyimi almışım ama sadece Amerika'ya gelirken cebime koyacağım, hani harçlık oluyor ya, 800-900 dolar. O parayı borçla, yani $800
Türkiye'den borç alarak Amerika'ya geldim. Ben bu duruma tekrar düşmeyeceğim. Çünkü parasızlık bu hayattaki en kötü şeylerden biri. Tecrübe ettiniz mi bilmiyorum. İllaki edenler olmuştur. Amerika'ya ilk geldiğimde 800 dolarla bisiklet, hat, ev tutma, iş kıyafetleri, mal kıyafet ve market alışverişi yaptım. 10 gün boyunca otelde kaldığım için dışarıdaki yemeğe o para gitti. Sıfıra sıfırdım. Ben size şu videoyu yaptım. Dün 1 Haziran şu an buraya sıfıra sıfır geldim. Sadece bugünlerde geçimimi sağlayacak kadar param var. 0 dolarla Amerika'da bir banka hesabı açtım. Değil, sadece 6 ay öncesinden bahsediyorum. Videolarım 3000-4000 izleniyordu. Attığım her video ve abone sayım 40.000'di. Fakat şu an attığım her video en az 10.000-15.000 izleniyor. Önceden böyle mesela bundan, önce dediğim 1 sene öncesi ya. Bundan 1,5 sene önce ben YouTube kanalı açtım. YouTuberlara bakıp böyle özeniyordum. Lan millet insanlara sorular soruyor, takip ediyor, beğeniyorum yapıyor falan. Acaba ben de yapabilir miyim diyordum. Ve açtım kanalı. Mesela Ege'yi ziyaret etmiştim. Adamın biri bana mesaj attı o gün. Dedi ki benim daha 1000 takipçim var yani hiçbir şey. Mesela dedi ki abi Ege bana bir selam gönderse olur. Ben video çektim, o da işte kardeşime buradan selamlar dedi. O videoyu gönderdi, adam mutlu oldu. Ben dedim ki ulan vay be. Adam dedim YouTube'da video çekiyor. İnsanlar nasıl etkiliyorsa adam bir videoyla, ondan bir videoda mutlu oluyor demiştim. Bundan bir sene önce bana video istekleri gelmeye başladı. İşte kardeşim seni takip ediyor. Bir merhaba video çeker misin? Abi bana bir tane video çekeyim. Doğum günümü kutlar mısın? Ya artık bir senede o konuma ben gelmiştim. İşte en çok istediğim şeylerden biri olan sponsorlu reklam çalışması da yaptım. Benim çok böyle imreniyordum mesela. Adam oturuyor. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün atıyorum mükemmel gofret diyorum. Bakın çok güzel tadı diyor. 45 saniye bunu söylüyor ve para alıyor diyor. Bunlar ne kadar güzel. Ben de sizler sayesinde teşekkür ediyorum. Beğenileriniz, yorumlarınız sayesinde ilk sponsorlu reklamımı aldım bu sene. Ben yapabileceğime inanmıyordum. Fakat gücünüzden şüphe ederseniz şüphelerinize güç vermiş olursunuz. Yaptım ve Avrupa'da dostlarım bakın 100 gün art arda her gün video yükledim. Bakın, her gün bir disiplin oluşturdum. Dedim ki ben her gün video atacağım. 100 gün her gün video attım ya. Hiç eğlenmeyeyim. Eve gelip 2 saat o videoyu editleyip sevdim. Çünkü disiplin şu an istediğiniz şeyle en çok istediğiniz şey arasında seçim yapmaktır. Ve ben en çok istediğim şeyi seçtiğim için şu an istediklerimden vazgeçiyorum. Şu anda mesela Amerika'dayım ama size video editliyorum. Muhteşem bir söz daha bakın. Eğer ki başlıyorsanız YouTube'a, Instagram'a ya da yurt dışına çıkmaya, bir üniversiteye, bir sınava, bir araba almak istiyorsanız, ne istiyorsanız. Her kişinin hakiki düşmanı kuşkudur. Spartaküs'te geçiyor. Kuşkudan arının. Bu süreçte kanalımız 90.000 aboneye yaklaştı ve Work and Travel'da maaş rekorları kırdım. Sizlere de gösterdim. Work and Travel, sponsorlar ve YouTube sayesinde toplam bu sene 100.000 TL para kazandım ve hedefime ulaşmış oldum. İşte işten de kovuldum, iş yerine, hırsız yerine de konuldum, hiç sıkıntı yok. Zorluğun üstesinden gelme sanatı zaten başarı. Hiç geçmişimde şu yaşandı, bu yaşandı diye düşünmedim. İşte işten kovulmuşum, şu olmuş, hayır. Çünkü benim yönüm geleceğe doğru ve zaman ileri doğru akıyor. Geri doğru çeviremezsiniz ama zaman ileri akarken, yönünüz ileri doğruken siz geri bakarsanız sadece boynunuz ağrır. Başka hiçbir şey olmaz. Bir iş yapıyorsan ya %100'ünü ver ya da hiç yapma. Ve ne istiyorsan, araba, ev, Amerika'ya yerleşmek, ne istiyorsan, hiçbir zaman sahip olmadığın bir şeye sahip olmak istiyorsan daha önce hiç yapmadığın bir şey yapmalısın. Yani travel'da bitti, sonrasında New York'a gittim ve tanışmayı çok istediğim Acun, Cristiano Ronaldo'yla tanışmayı çok istediğim Nusret'le tanıştım. 10 dakikada olsa bir sohbet edebilme fırsatımız oldu. Bir ay boyunca Maryland, New York, Washington DC, Boston gezdim. Sonrasında Boston'a taşındım. Boston'a taşındık, İspanya'ya gittik falan. 2018'in 10 ayını yurt dışına geçirdik ama spor yapmayı da bu süreçte ihmal etmedik. Toplamda 100.000 TL para kazanır dedim ama 100.000 TL bankada yok şimdi, telefonlar çalacak, millet diyecek kardeşim bana bir 5.000 lira atsana falan. Telefonu aldım, videoyu çeken kameraya aldım ve 6.000 dolara da araba aldım biliyorsunuz. Arabanın da videosunu çekmiştim, kameranın da videosunu çektim, telefonun da videosunu çektim. Ne alırsam size gösteriyorum, toplamda zaten bunlar 50.000 lira gitti yani. Ben de Amerika'da geziyorum, Türkiye'ye 10.000 dolara yakın para gönderdim. Amerika'daki paramı değil, kazandığım ve kendime yatırım yaptığım, harcadığım veya eşyalar aldım, telefon, araba, ne bileyim AirPods veya kamera gibi YouTube için. Deri size gösteriyorum. Evet, 2019'da kendime bir söz verdim. Benim de eksik gördüğüm antrenmanlarımı biraz daha ciddiye alacağım. Beslenmemi biraz daha ciddiye alacağım. Gerekirse YouTube'dan, gerekirse sosyal hayattan kısıp biraz daha antrenmanlara dikkat edip 2019'da devam etmek istiyorum. Tek başıma bir odada 2 ay kaldıktan sonra boydan boya 5 Türk satın aldık diyormuşum. Satın almak tabii ki 1 milyon dolar bu ev ama 5 Türk bu evi arkadaşlar kiraladık. Bundan sonra bu ev bize ait. Yani Queens'de kocaman bir evimiz var, artık odamız yok. Bunda da boy biz yaşarız. Ya böyle eşik. 1 dolar bir ya. Ufak bir kaza görünmez kaza, bakın. Bu alan komple bize ait. Göster abi. Oturma odası şöyle görmüş olduğunuz gibi kocaman.
Burada şöminemiz var, daha kurulu değil. Buraya televizyon falan alacağız. Gel abi, oturma odasının devamı. Şurada mutfağımız var. Devam olmasa da ufakta bir mutfağımız var burada. Bu şekilde geldiğimizde tekrardan bodrum var, oturma odası var. Garajımızı göster, garajımız gel, garajımızı göster. Tamam, garaj gözükmez ki. Evet, bu evi de 3000 dolara kiraladık. Kardeşim Mustafa ile beraber istediğimiz Camaro'yu sonunda 15 bin dolara taksitle aldık. Peki madem garajlı bir eve çıktık, neden bir tane garaj arabamız olmasın? Bak 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 bak. Arabanın girişine bak yavrum benim. 6.2 motorlu Camaro'muzu teste çıktık şu anda. Gayet güzel sesi. Etraftaki insanlar rahatsız ediyor olabilir ama vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı gurur duyuyoruz diyormuşum apaçiler gibi. Diyorsunuz nasıl makine, içi falan. Ayrıyeten otomatik ama manuel alıp buradan da vites değiştirebiliyorsunuz. Bak sese bak 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 bak. Yavrum benim be. Ya işte arabalar önümüzde gidemiyor be kardeşim. Biz ne yapalım ya? Kaçtı direkt. Adam baksana. Canavar geliyor diye kaçtı yani. Senin almaya korktuğun riskleri alanlar hayalini kurduğun hayatı yaşarlar diyor Sokrates. Belki de benim için en büyük risk Türkiye'ye dönmekti. Bu yüzden Türkiye'ye dönmedim arkadaşlar. Türkiye'ye yazın döneceğim. Vizemin burada sonuçlanmasını bekliyorum. Vizemi aldıktan sonra Türkiye'ye dönüp konsolosluğa gideceğim. O yüzden vizem burada onaylanana kadar Amerika'dayım. Ama konumuz benim nerede olduğum, ne yapacağım falan değil. Bana soruyordum abi ne yapacaksın? Abi hangi okul okuyacaksın? Gelecekte ne yapacaksın? Hangi işi yapmayı düşünüyorsun? Abi ben değilim mesele. Ben farklıyım. Sen farklısın. O farklı. Herkes birbirinden farklı. Her zaman söylediğim gibi Cristiano Ronaldo'nun babası onu şarkı söylemeye, Michael Jackson'ın babası da onu top oynamaya zorlasaydı sonuç felaket olurdu. O yüzden okulların aslında yapması gereken şey bizim yeteneklerimizi keşfedip herkesin farklılığını bulup onların üzerine gitmek. Ama okul tam tersi herkesin farklılığını köreltip matematik, Türkçe, abi adam ressam olacak, adamı üniversiteye kadar matematik çözdürüyorsun ya. Adam müzisyen olacak, 12 sene tarih görüyor. Böyle bir saçmalık olamaz. Okullar bulmuyorsa farklılığınızı siz bulun dostlarım. Bakın lütfen ama lütfen diyorum gelecek sizin ellerinizde. Abi nasıl bir hayat yaşamak istiyorsunuz? 35-40 yaşınıza geldiğinizde bu hafta elektrik faturasını ödeyebilecek miyim işte? Şu tatile gitsem acaba param yeter mi? Çocuğuma bir set alabilecek miyim diye düşünmek mi istiyorsun? Yoksa bu yaşlarda kendini keşfedip yeterin üzerine gidip çok çalışıp beceğini şekillendirmek mi istiyorsun? Bu arada insanlar geleceğini şekillendiremez. İnsanlar alışkanlıklarını şekillendirir. İnsanların alışkanlıkları insanların geleceğini şekillendirir. O yüzden alışkanlıkların çok önemli. Podcast dinlemek olabilir, kitap okumak olabilir, motivasyon videoları, filmleri izlemek olabilir, spor yapmak olabilir, sabah erken kalkmak olabilir. 2019 senin. Bak hala izliyorsan eğer ki bu kanaldaysan, eğer salak salak kışkırtma, bilmem gülmeme challenge falan yerine bu kanalı izliyorsan demek ki bir şeyler istiyorsun. Burada insanları eğlendirmiyorum ben değil mi? Komik bir şey yapmıyorum yani. Hani şunu ağzıma sokma, ağzıma kaç tane pekçe sokabilirim falan değil burası. Demek ki sende bir şeyler var. O zaman 2019, bak senin, 2019 senin yılın olsun. Değil mi? Bakın sırayla 2013 hayatımın en iyi yılıydı. Sonra 14 ondan daha iyiydi. 15 ondan daha iyiydi. 16 Amerika'ya geldiğim yıl ondan daha iyiydi. 17 Amerika ve İspanya muhteşem yıldı, videosunu izlediniz. 18 hem Avrupa hem İspanya, Amerika ve Boston'a yerleşme. Ekonomik olarak böyle yükseldiğim, alçaldığım dönem oldu ama planladığım her şeye sahibim şu an. Yani kısaca 2018 benim yılımdı. 2019'da benim yılım olacak. İçinden geçeceğim. 2019'da daha çok gülmeni, daha çok eğlenmeni, daha çok çalışmanı, daha çok keşfetmeni, daha çok öğrenmeni, daha çok spor yapmanı, daha çok para kazanmanı, daha çok araştırmanı, çok yaşamanı istiyorum. Anlatacaklarım ve göstereceklerim bu kadar. Her zaman söylediğim gibi yumurta eğer ki dışarıdan bir kuvvetle kırılıyorsa ölüm demektir. İçindeki öldü muhtemelen omlet olacak. Ama içeriden bir kuvvetle kırılırsa yaşam demektir, civciv dünyaya gelir. Bu yüzden ben ne kadar anlatsam da senin kendi içinden gelmesi lazım. Benim için gerçekten abonenin bir anlamı yok. İlk istediğim şey aynanın karşısına geçip ben hayatımın sonuna kadar her gün ne yapmak istiyorum, hangi işi yapmak istiyorum deyip onu bulup üzerine gitmen. Başardık.
yaptıktan sonra burada başarı para kazanman, burada başarı iyi olman değil. Yaptığın işte mutluluğu yakalayıp kendi işinde iyi olduğun zaman laptoplu gezgine giriyorsun Instagram'dan ve bana bir DM atıyorsun. Senin sayende, senin videon sayesinde bunu başardım diye bunu duygulanamam. Ben onlarca mail alıyorum, onlarca DM alıyorum. Senin sayende ülkeye geldim, ufkum açıldı, İspanya'ya gittim, İngilizce öğrendim. Tamamen bu işi yapmaya teşvik eden şeyler. Bu videoyu yükledikten sonra 5-6 saat yeni yıla kadar yorumlarda olacağım. O yüzden yorumlarda kimsin, ne yapmak istiyorsun bunu belirt. Senden tek bir isteğim var, artık boğazım ağrıdı. Videoyu editleyeceğim, muhtemelen 4 saat sürecek editi. Bu 4 saatimin karşılığı olarak senden tek bir isteğim var. Videoyu için faydalı olabileceğini düşündüğün bir arkadaşına bu videoyu WhatsApp'tan paylaşıyorsun ve dostum izle diyorsun. Tek istediğim şey bu. 2019 bizim yılımız olacak. Hafta geldi. İngilizce videolara başlıyor. Spor videoları çekeceğim. İşimiz vaktimizden çok daha az uyuyup daha çok çalıştığımız bir yıl olsun. Kemik kitle, size inanıyorum bu hayata bir hiç uğruna gelmediniz. Motivasyonu aldın ve yeni yıla bomba gibi girmeni istiyorum. Çünkü eğer inanırsan yapamayacağın hiçbir şey yok. Ben bu kadar dostum, gerisi senin ellerinde.